Gazeteci arkadaşlarımız müsaade ederlerse toplantımızı devam ettireceğiz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli yol arkadaşlarımız, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı'yı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım, buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, Kadın Kollarımızın değerli Genel Başkanı, Parti Meclis Üyem, basınımızın değerli temsilcileri ve Genel Başkanımızın bize katılın çağrısına icabet ederek Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok değerli konuklar, sözlerime başlarken hepinizi Ankara İl Örgütü adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli Genel Başkanım, sevgili konuklar, biz bilmekteyiz ki tarih hemen her milleti tarihin değişik dönemlerinde önemli sınavlardan geçirir. Ancak köklü bir devlet geleneğine ve güçlü bir toplumsal yapıya sahip milletler, tarihin bu buhran olarak adlandırılan dönemlerinden güçlenerek çıkabilirler. Peki nedir milletleri böyle güçlü kılan? Bunun için çok etken sıralanabilir elbette. Ancak hiç şüphesiz bir milleti en güçlü ve dayanıklı kılan unsur, o milletin zor zamanlarda bir araya gelebilme, ülkesinin geleceği için omuz omuza verebilme becerisidir. Tarihin bizim milletimizi büyük zorluklarla sınadığı bütün badireleri bu bir olma ve birlikte olma kararlılığımız ile atlattık bugüne kadar. Yakın tarihimiz bunun en güzel örnekleriyle dolu. Nasıl ki Kurtuluş Savaşımızda toplumun tüm kesimleri vatan söz konusu olduğunda bir araya geldiyse, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda da tüm Türkiye, o dönemki Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in önderliğinde yek vücut olmayı başarabilmiştir. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, tarih milletimizi yeniden büyük bir ekonomik ve siyasi buhran ile test etmektedir. Hiç şüphesiz ki bu buhrandan çıkışın yolu da tüm vatansever güçlerin bir araya gelmesinden geçmektedir. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneklerinin birleşiminden doğan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihin kendisine yüklediği büyük ve tarihi sorumlulukların daima farkında olmuş ve tüm farklılıkları bir kenara bırakarak önce vatan, önce Türkiye diyenlerin sığınabileceği güvenli bir liman olmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz tören sıradan bir üye katılım töreninden çok ama çok farklı bir anlam taşımaktadır. Bu töreni ülkesinin geleceğinden, çocuklarının yarınlarından endişe eden vatandaşlarımızın bir buhran döneminde omuz omuza vermesi olarak adlandırmak daha doğru bir ifade olacaktır. Millet İttifakı bugün siyasi tarihimize Kılıçdaroğlu doktrini olarak geçmiş siyasi kucaklayışıyla Millet İttifakı'nın kurulmasında en büyük paya sahip Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde iktidara yürürken ülkemizin değişik yerlerinden Ankara'mıza gelen siz tüm değerli konuklarımıza Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu aile bütün müşfikliğiyle sizi kucaklamaya, bütün müsamahakarlığı ile sizi bu ailenin bir parçası olarak kabul etmeye hazırdır. Tekrar hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyor. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, sizlerin bize katılın çağrınıza cevap olarak bugün Türkiye'nin dört bir köşesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni yol arkadaşlarımıza söz vereceğiz, izin verirseniz. Efendim, öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Resul Mustafa Eken'i buraya davet etmek istiyorum.
Risul 29 yaşında, Muş'tan katılıyor. Hoş geldin. Kürsü senin. Öncelikle merhaba. Sayın Genel Başkanım, kıymetli ekibi, saygıdeğer siz üyeler. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İsmim Resul Mustafa iken Muş'ta yaşıyorum. Muş'ta görev yapan bir psikoloğum. İşim gereği de insan yapısını ve insanı çok iyi anladığımı düşünüyorum. Öncelikle ben 5 yıl bir fil Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görev yaptım, üye olarak çalıştım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmemdeki en önemli etkenlerden biri bağlı bulunduğum ildeki il başkanımızın yönlendirmesinden dolayı oldu. Kendisiyle birkaç kez bir briefing aldık ve konular hakkında görüştük. Bana çok desteği olduğuna inancım var. Açıkçası özellikle ülkemizin şu an içinde olduğu ekonomik buhran hepinizin gündemindedir diye tahmin ediyorum. Ben olayı biraz depresif açıdan bakmak istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok çökkün durumda. Umut kaybedilmiş durumda. Özellikle gençlerimiz çok kötü hissediyorlar ve çok fazla danışanım var benim de. Ve hepsinin bana geliş amacı aslında aynı. Temelde aynı problem, aynı sorun yaşıyor ve yatıyor. Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP geçmemdeki temel etkenlerden biri hem ekonomik buhran hem de insanların mutsuzluğu olmuştu benim için. Benim adıma böyle düşünüyorum ben. Genel Başkanımızın verdiği haklı mücadele, enerjisi ve emeğini herkesin gördüğünü düşünüyorum. Bunu görmemek için kör olmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Sanırım başka hiçbir ülkede olmayan bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partisi olarak ülkenin nasıl olacağını, nasıl yönetilmesi gerektiğini yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü bir sürü projemiz vardır sanırım. İlk önce biz söyledik, sonra oldu falan. Bunlara yakından şahit olmuşuzdur diye düşünüyorum. Ekonomi konusuna diğer konuşmacı arkadaşlarım büyük ihtimal değinecektir ama zaten ekonominin şu an çöküşte olması mevcut iktidarın sorumluluğu altında gerçekleşen bir durum. Bunun herkes farkındadır diye düşünüyorum. Ama ben izninizle başka bir konuya değinmek istiyorum. Onlar adına burada olduğuma inanıyorum. Ülkenin bu denli çökkün duygu durum ve ağır patolojik durumda olmasının en büyük etkilerini biz Z kuşağı dediğimiz yeni nesilde görüyoruz. Kendilerinin umutları kaybolmuş durumda. Birçok statü sahibi arkadaşımız ve vatandaşımız bu ülkeyi terk ederken kendi ülkesini savunmayan birçok vatandaş sayılıyor şu anda. Vatandaş oldular çünkü. Onların bu ülkeye akın akın geldiğini görüyoruz. Bu çok haksızlık, çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben bunun. Aynı ölçüde, aynı nitelikte statü sahibi birçok vatandaşımız gitmek için kaça kaç mücadele veriyorlar. Bence farkındasınızdır, biliyorsunuzdur. Burada statü sahibi olarak çalışmak yerine orada işçi olarak çalışmaya yeğliyorlar. Ki bu bence çok acınası bir durum. Böyle olmaması gerektiği inancındaydım. Ve ben bunu sadece ekonomiyle açıklayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü belli başlı etkenler vardır bir ülkede yaşamak için. Örneğin adalet en önemlilerinden biri. Eşitlik, gelecek kaygısı, güven duygusunun eksikliği, eşitlik ilkesindeki gevşemeler ve yöneticilerin sert, yanlı tutumları bence insanları bu olumsuz duygu ve duruma itiyor. Bizim önümüzdeki seçimde hep birlikte Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde birleştirici, kucaklayıcı ve hep birlikte çalışarak ama çok çalışarak yeni bir düzen getirmemiz gerektiği inancındayım ben. Şunu muhakkak söylemek istiyorum. Bu ilerideki seçim sağ sol seçimi veya bilimum görüşlerin yer aldığı, savaşlı bir seçim olmayacak. Artık durum çok daha farklı. Çünkü ortada artık şöyle bir durum var. Herkesi kucaklayan birleştirici bir yönetime ihtiyacımız var ve biz halk olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Birlikten kuvvet doğar, adaletten de eşitlik. Ülkemizde azınlık olmamak için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, özgür ve güvenilir ve de refah seviyesine ulaşmış bir toplum için ben de varım diyorum. Bizi buraya davet eden Sayın Genel Başkanım ve kıymetli ekibine ve siz değerli üyelerime teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.
Resul Mustafa Eken'e çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine Gaziantep'ten 39 yaşında bir yeni yol arkadaşımız var. Şükriye Elçin'i buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Sayın Bakanım, teşekkürler hepiniz için. Heyecanlandım. Gaziantep'ten geliyorum. 4 çocuk annesiyim. Size, Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Bu şerefi bana verdiğiniz için size teşekkür ederim Sayın Bakanım. Başkanım. Yirmi seneden beri AKP'yi şey yapıyorum. Bundan sonra sizinle çalışmak istiyorum bakanım. Başkanım. Ben biraz sonra konuşsam heyecandan. Aslında Şükriye Hanım tek kelimeyle özetledi konuyu. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim şimdi Şanlıurfa'dan 40 yaşında bir yeni yol arkadaşımız var. Ali Akkuş'u buraya davet etmek istiyorum. Ali Bey buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben toprağı bereketli, suyu bol, enerji verimli bakımdan bir numara olan Şanlıurfa'dan geliyorum. Şanlıurfa'nın selamlarıyla geliyorum Sayın Genel Başkanım. Bilmenizi isterim ki şehrim şu anda susuzlukla, elektriksizlikle ve yoksullukla Türkiye'nin bir numarası olmuş durumunda. Ve yine bilmenizi isterim ki şehrimde, ülkemde 21 yıldır içerisinde bulunduğum, oy verdiğim ve topladığım parti tarafından yönetilemiyor. Ülkemizin size ihtiyacı var Sayın Genel Başkanım. Sizin vizyonunuza, liderliğinize ihtiyacı var. En önemlisi birleştirici gücünüze ihtiyacı var. Biz biliyoruz ki birlikten kuvvet var. Biz birlikte olursak çok daha güçlü bir Türkiye oluruz. Ben son olarak size şunu söylüyorum Sayın Genel Başkanım. Sizin bize katılın çağrınıza biz de yanıt veriyoruz Urfa'dan ve tüm Urfalılar adına. Sizin emrinizde olup inşallah birlikte yeni Türkiye'de hep birlikte kucaklaşıp birlikte helalleşeceğiz. Saygılar sunuyorum. Sayın Ali Akkuş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim Sivas'tan 54 yaşında Fatma Bıçakçıgil var aramızda. Fatma Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Merhaba Sayın Başkanım. Biraz daha yakın konuşursanız mikrofonu. Efendim, tamam. Yakın konuşun. Adım Fatma, soyadım Bıçakçıgil. Sivas'ta ikamet etmekteyim. Sayın Başkanım, heyecanlıyım, kusura bakmayın. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizi görünce heyecanlandım. Ondan sonra dedim ki, şimdiye kadar AK Parti üyesiydim. 20 yıldır onlarla yürümekteyim. Şimdi sizinle bu yolu yürümek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın lütfen. Yani nasıl desem. Gençlerimiz işsiz, en yakınlarımız işsiz. Rahat yaşayamıyoruz. Eşim emekli. Yani çok rahat bir şey alamıyoruz.
Bir bakıyorum domates bugün gelirken bakıyorum 10 lira. Sabah gittiğimde 14.95 oluyor. Yani ben geçim sıkıntısı için, adaletli olduğunuz için, her şeye berrak baktığınız için, kadınlara kapalı veya açık sizin ön plana koyduğunuz için Sayın Başkanım buradayım. Sizinle bu yolu yürümek istiyorum. Buraya üye olmak istiyorum. Başkanım sizi gördüğüm için çok heyecanlıyım. Yoksa çok konuşacağım şeyler var yani. Mülteciler kadar rahat yaşayamıyorum. Ben markete gittiğimde iki parça alıyorum, onun şeyi dolu. Ben 2 liralık diş fırçası alıyorum, çocuk fırçası, ama ona bakıyorum o çok rahat alışveriş yapıyor. Ben de rahat yaşamak istiyorum. Onları burada istemiyorum. Gençlerimiz rahat yürüsün. Yani böyle bir şey, gençlerimiz rahat iş bulabilsin. Bizim gençlerimiz babanın eline bakıyor, en yakın yeğenlerim var. Sigara içiyor, içmesin diyeceğiz ama içiyor, yapacak hiçbir şey yoktur yani. Babası verirse içiyor çocuk. Vermesi iş yok, atanamadılar. Bunun için, her şey için buradayım. Bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok şey söyleyeceğim şeyler ama var, ama çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Başkanım size ve tüm saygıdeğer ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ben ücretimi alamıyorum, ilacını alamıyorum de. Tamam, söylüyorum zaten. Söylüyorum zaten. Her şeyinize güvendiğim için, adaletinize, bakışınıza, gerçekten biz haberlerin her kanalını izleyen biriyiz. Yani hepinizi çok seviyorum gerçekten. Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum. Sizin yanınızdayım. Son nefesime kadar da olmak istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Başka bir şey daha yok, olur mu? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Fatma ablaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Denizli'den aramızda 49 yaşında Hilmi Arslan Beyefendi var. Hilmi Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Buyurunuz lütfen. Aydın Nazilli. Özür diliyorum. Bendeki notta Denizli. Buradan Denizli'ye de sizin sayenizde selam göndermiş olduk. Hoş geldiniz. Öyle mi? Buyurun. Sayın Genel Başkanım, sayın vekillerim, sayın bakanlarım, sayın herkese saygıyla selamlıyorum. Ben Aydın'ın Nazilli ilçesinden, uzun ömrün yaşandığı yerden, dağından bal, ovasından yağ akan yerden geliyorum. Sayın il başkanlarımız selamlarını getirdim. Ben Hilmi Arslan. Kendim hafriyatçıydım. Şu anda iş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri çalışamıyorum. İşsizim. 3 tane kız evladım var. Ellerinizden öper. 2 tane torunum var. Eşimle beraber geldim buraya. Arkadaşlarla beraber. Yani bundan 1,5 sene önce mazotun litresi 6 liraydı. Ben iş makinesiyle 300 liraya saatini çalışıyordum, para kazanıyordum. Şimdi para kazanamıyorum ve vatandaşın işine göremiyorum. Mazot oldu 25 lira, 27 lira. Makinenin saatini 1200 lira diyorum, adam benim gözlerime bakıyor. Ben de diyorum ki o zaman bitirelim bu işe. Sayın Genel Başkanımızı karşımızda görelim. Genel Başkanımızla yürüyelim diyorum artık, yeter. Hastaneye gidiyorum, eşim şeker hastası, kızım engelli. Tedavi ettiremiyorum çünkü sağlık güvencem yok. Yeşil kart çıkaracağım. Diyor ki sağlık sigortan yok, borcun var, borcunu öde. Neyle ödeyeceğim ben? Çalacak mıyım, çırpacak mıyım? Neyle ödeyeceğim? Eşimin gel acını 350 lira para istedi, alamadım. Gittim eczaneye, dedim kardeşim böyle böyle. Adam çıkardı verdi. 2 gün sonra gittim. Abi Allah razı olsun. Yani artık genel başkanım ben diyorum ki yani bitirelim bu işe ya. Gel başımıza. Hep beraber yürüyelim diyorum. Mülteci sonundan. Mülteciye gelince elin Afgan'a geliyor, Suriyelisi geliyor. Benden önce ilk sırada tedavi oluyor. Hastanede özel yatağı var, özel muayenesi var. Ama ben eşimi götürüyorum, giremiyorum. Niye? Kendi vatanımda, kendi toprağımda kendim tedavi göremiyorum. Kendim bir iş yapamıyorum. Ben 7 aydan beri ev kirası veremiyorum. Kızım tedavi olacak, tedavi ilaçlarını alamıyorum. Artık hep beraber diyeceğiz ki Sayın Genel Başkanım'la biz sizinle yürümeye varız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün.
Çanakkale, Eceabatlı şehitlik abidelerinde yatanları bir görsünler. 4 sene çalıştım. Emeğim var, andımın teri var. Orada kimler yatıyor bir görsünler. 2007'de kuzenimi şehit verdim. Gümüşhane'de Basri Arslı. Şehit yakınıyım diyorum. Kartın var mı? İllem kart mı çıkarttıracağım? Gidiyorum sosyal yardımlaşmaya. Sen birinci derece akraba değilsin. Nasıl akraba değilim ya? Amca çocuklarıyız ya. Böyle bir sistem, böyle bir adalet var mı? Niye ben gidip de yani şehit yakınım diyorum ki tedavi göremiyorum. Niye askerimiz, polisimiz niye ölsün artık? Suriye'ye gidip niye savaşsın? Onlar kendi memleketini, kendi toprak için savaşsın. Biz de kendi toprağımızı kendimiz için savaşalım. Ben bunu istiyorum Sayın Genel Başkanım. Seni de bir cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Denizli'li Aydın Nazilli'den aramıza katılan Hilmi Arslan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Çorum'dan yeni bir yol arkadaşımız var. 49 yaşında. Sevgi Dal hanımefendiyi buraya davet etmek istiyorum. Sevgi Hanım buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. Ben Çorum'dan katılıyorum. İsmim Sevgi Dal, ev hanımıyım. Ben yıllardır AKP'ye oy verdim. AKP üyesiydim ve AKP'den CHP'ye geçiş sebebim Türkiye'nin çıkmaza sürüklenmesi. Hepimiz 2 yıl içinde yoksullaştık, ülke yabancılara peşkek çekildi, Türkiye satıldı, yoksulluk, adaletsizlik aldı başını gitti. Ve ben bundan sonra CHP'ye katılmaya karar verdim. Ben bir de başkanım bir şeye değinmek istiyorum, İstanbul Sözleşmesi'ne. Ben kızımı 3 çocuğunun yanında kadın cinayetine kurban verdim. Boğularak eşi tarafından öldürüldü. Eğer İstanbul Sözleşmesi gerçekleştirilseydi benim şu an kızım yanımda oluyordu. 3 çocuğunun başında oluyordu. Ben inanıyorum ki siz başımıza geldiğiniz zaman İstanbul Sözleşmesi'ni sizin gerçekleştireceğinize inanıyorum. Bu zor şartlar altında bana ve benim yanımda olan ilk önce il başkanım Mehmet Tahtasız Bey'e ve kadın kollarına da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu partide ben gördüm ki güven, sevgi, saygı, sevgiyi, saygıyı gördüm ve katılmaya karar verdim. Bir de mültecilere ben değinmek istiyorum. Mülteciler bizden daha iyi bir şartlar altında yaşıyorlar. Okullar, gerek okullarda, gerek hastanelerde, gerek nerede olursa olsun onlara daha çok hak tanınıyor. Biz okullarda çocuklarımızı ya gönderemiyoruz güvenle. Bizden daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Biz çıkmaza girerken onların yaşam şartları bizden daha iyi şu an. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine İstanbul Sözleşmesi'ne dayanmak istiyorum. Sizden ricam, inanıyorum, size güveniyorum İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağını. Size ve başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum saygılarımla. Sayın Sevgi Dal'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ankara'dan hemşerimiz 67 yaşında. Durdane Karadüz hanımefendiyi buraya davet etmek istiyorum. Mikrofonu oraya getiririm. Mikrofonu oraya getiririm. İsterseniz buradan söyleyeyim. Tamam. Hepinize teşekkür ve saygılarımı sunarım. Sayın Başkanıma da saygılarımı, başarılarını dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben AK Parti'nin kuruluşundan beri AK Parti'deydim maalesef. Ortama baktım, konuşmasına baktım, şartlarına baktım, uygun. Ortamda kötüye gittiği için her taraf talan oldu, her taraf bitti. Bu hortumcuların da bir an evvel bitmesini istiyoruz. Millet huzurlu, mutlu yaşamasını istiyoruz. Marketler dersen keza her taraf aynen rezalet. Onun işsizlik
aynı şekilde. Suriyeliler ve Afganlar, bütün onlar baş belası. Hele 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 sarayı pursaklar. Bizim Amasya köyde inan ki yani bitti yani. Hırsızlık o biçim, affedersiniz fuhuş o biçim. Yani bunların ortadan kalkmasını istiyoruz. Yani çocuklarımız, ben torunumu parka gönderemiyorum. Vallahi gönderemiyorum. Gitmiyorlar. Çünkü ben gözümle gördüm, şey satıyorlar, eroin satıyorlar. Polise resmini çektim, verdim. Otobüse çektim, verdim. Polis diyor ki, ablam ben götürüyorum, benden önce geliyor diyorlar. Daha bundan kaç ay önce yaptım bunları. Ama çocuklarımızı zehirliyorlar. İkincisi de bunların bir an evvel ortadan kalkmasını istiyoruz. Ortamın düzelmesini istiyoruz. Yani hortumcuların her şeyin gitmesini istiyoruz. Suriyelilerin ve Afganların başımızdan gitmesini istiyoruz. İnan hastanelere var aynı, marketlere var aynı. Biz marketten bir kilo bir şey alamıyoruz. Onlar poşetlerini dolduruyor. Biz muz alamıyoruz, onlar muz alıyor. İki kilo aldı gözümün önünde. Niye acaba? Ha, eşim anket yaptı Önder'de giden sene. Ha, anket yapar 8 yıldır. Yaptığı için 8, 9 ve 10 çocuk çıkmış evden. Türkçe bilmiyorlar, tercüman bulmuşlar, konuşturmuşlar. Bu çocukları nasıl görüyorsun demiş eşim. O da demiş ki, Tayyip Baba, Tayyip Baba demiş. Bak, 9 ve 10 çocuk. Böyle böyle diyor. Onlar görüyormuş. Bunlar bizimkine veriyorlar. 20-25 lira çocuk başı. Onlara veriyormuşlar 100 lira. Bu Allah'a revam. Sen kimin parasını kime veriyorsun? Gariban yetimin parasını veriyorsun. Bunu hiç mi düşünmüyorsun? Yani... Lütfen bunların önüne geçmesini istiyoruz. Hak, hukuk, millet, devlet, vatan, bunların devamını istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Başkan, sana teşekkür ederim. Dürdanime de çok çok teşekkür ediyoruz. Tamamladık konuşmaları Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan çok değerli yol arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, yazılı, görsel ve internet medyasının temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek için, dürüst siyaset onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ama önce genel başkanını tanıyın istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Çünkü beni tanıyacaksınız ki partiyi de bileceksiniz. Ben 7 çocuklu bir aileden geliyorum. Rahmetli annem ve bugün en büyüğümüz olan ablam okuma yazma bilmezlerdi. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Diğer kardeşlerim bazıları memur, bazıları işçi olarak emekli oldular. Rahmetli annem
İnsanoğlunun aya gittiğine hiç inanmadı. Orası Allah'ın nurudur, oraya kimse ayak basamaz dedi. Ya anne, uzaya gittiler insanlar falan ama siz beni ikna edemezsiniz derdi. Biz de sonunda vazgeçtik. O nasıl inanıyorsa ona saygı duyduk. Devlette görev aldım. 27,5 yıl çalıştım. Daha sonra emekli olduktan sonra siyasete girdim. Davet üzerine siyasete girdim. Halktan birisiyim, sizden birisiyim. Aristokrat bir aileden gelmiyorum. Dolayısıyla Anadolu'nun koşuşmaz, kervan geçmez bir köyünde doğdum ve kader bizi buraya getirdi. Sizin yaşadığınız acıların pek çoğunu biz de kendi ailemizden yaşadık. 27,5 yıl devlette görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan'ın geçmişte aldığı aylığın her zaman en az 2 katını aldım. Devlet bana öyle bir aylık verdi. İyi gelirim vardı. Çünkü hesap uzmanlığı gibi bir önemli alanı kazanmıştım, bir mesleği kazanmıştım. Sonra devlet beni yurt dışına gönderdi. Bir yıl süreyle Fransa'da kaldım. Orada Poitiers Üniversitesi'ne yabancı dilimi geliştireyim diye devam ettim. Sonra döndüm Türkiye'den, emekli oldum. Daha doğrusu 1999 yılında da 27,5 yılımı tamamladım ve emeklilik hakkını kazandım ve emekli oldum. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı, eşimin yüzüğü dahil, kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hepsi benim alın teriyle kazandığım mal varlığım. Benim görev yaptığım yılları didik didik ettiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyiz diye. Açık bulamadılar. Çünkü kul hakkı yemenin ne kadar büyük günah olduğunu biliyordum. Babam da rahmetli, annem de bize öğretmişlerdi. Dolayısıyla insanın hakkına, hukukuna saygı duymak kadar değerli bir şeyin olmadığını biliyorum. Kendi hayatımda da biliyorum. Yaşamımda da biliyorum. 3 evladım var. Ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Her birisi bir ucundan ekmeğini tutmuş çalışıyor. Dolayısıyla onlara şunu söyledim. Ben genel başkan oldum. Şimdi siz avukat bir kızım var İstanbul'da. Sakın ola ki bir belediyeye gitme, bir belediyeden, hele CHP'li belediyeden hiç iş alma. Sonra derler ki vay işte geldi şunu yaptı, bunu yaptı. Oradan içeri girmeyeceksin. Sen kendi emeğinle kazan. Herhangi bir şekilde bir CHP'lilerle muhatap olma. Çünkü muhatap olursan bir sürü iftira üstüne atabilirler. Buradan vazgeç diye. Sağ olsunlar, çocuklar da buna dikkat ediyorlar. Şimdi geldik partiye. Beni tanıdınız. Ben böyleyim. Hayatım böyle. Mütevazi yaşamayı severim. Çok farklı görüşlerden, farklı kimliklerden çok sayıda arkadaşım vardır. Hepsiyle de konuşurum. Hiçbirisiyle de görüşü farklıdır diye hiç kavga etmedim. Otururuz insan gibi konuşuruz. Ne olacak yani? Sohbet ederiz. Parti konusunda partiye genel başkan oldum. Evet. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundaydı. Fakirin, fukaranın hakkını korumak zorundaydı. Bütün hedefim buydu. Eğer bir çocuk bu coğrafyada yatağa aç giriyorsa sizin rahat etmemeniz lazım. Rahat uyumamanız lazım. Çünkü bir çocuk açsa aslında hepimiz açız. Bir çocuk kışın soğukta kalıyorsa aslında hepimiz kışın soğukta kalıyoruz demektir. Hiçbirimizin huzuru yok demektir. Böyle baktım, böyle bakarım. Büyük haksızlıklar oldu, evet. Dünya siyaset tarihinin en büyük adalet yürüyüşünü yaptım. Adalete ihtiyacımız vardı. Toplumun dikkatini çekmek zorundaydım. Bu kadar büyük adaletsizliklerin olduğu yerde ya bu toplumun bir vicdanı var dedim. Bu toplumun bir feraseti var dedim. Ve bir adalet duygusunu bizim büyütmemiz lazım. Nedir bu milletin çektiği diye. Adalet yürüyüşünü yaptık. Daha buna benzer pek çok olay, pek çok sıkıntıyla karşılaştık.
Gittiğim yerlerde, siyaset yaptığım yerlerde tehditler de aldım. Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım. Bir askerimiz şehit düştü. Bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular. Yine İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar. Tehdit ettiler. Ama inanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. İnanıyorsanız, haklı olduğunuza inanıyorsanız, bu millet için çalıştığınıza inanıyorsanız ve milletin, bu coğrafyadaki yaşayan milletin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duyuyorsanız önünüzde hiçbir güç olmaz arkadaşlar. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim. Bir aileye katılıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılıyorsunuz. Her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de tartışmalar olabilir. Ama bu kavgaya dönüşmez. Otururuz, konuşuruz, tartışırız. Akıl akıldan üstündür. Benim bilmediğimi bir başkası bilebilir. Benim düşünmediğim bir başka arkadaş düşünebilir. Bu demokrasinin de gereğidir. İstişarenin de gereğidir zaten. Ama bu tartışmalar bazen kamuoyuna, bak gördünüz mü gene bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar diyor. Kavga falan yok, aslında oturup konuşuyoruz yani. Böyle de bilmenizi isterim. Zaman zaman sizler de bizim herhangi bir davranışımız olur, açarsınız telefon, dersiniz ki ya şurada şöyle bir sorun var, şuna da bir dikkat edin dersiniz. Biz de onu dikkate alırız, bakarız ona. Dolayısıyla sizin gördüğünüzü bazen biz Ankara'da göremeyebiliriz. Bizim ailemiz Cumhuriyet Halk Partisi ve halkın ailesi. Bu aileye katıldınız. Belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bu ailenin temel normlarından birisidir. Bir, adaletten sapmayacaksınız. Adalet olmazsa olmaz. Kainatın düzeni, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Devletin dini de adalettir. Dolayısıyla adalete olan inancınızı pekiştireceksiniz. İki, hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızlığı o yapıyor demektir. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu sadece yüce yaradan bilir. Nereden biliyorsunuz siz bir insanın inançlı, inançsız olduğunu? Peygambere verilmeyen bir yetkiyi dahi nasıl olur da birileri kalkar sen inançlısın, sen inançsızsın diye suçlar. Allah'la kulun arasına hiç kimsenin girmeye hakkı yoktur. Ben buna hep inandım ve hep böyle giderim. Herkesin inancına saygı duymak benim görevimdir. Herkesin inancına. Neye inanıyorsa saygı duyarım. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak belediye başkanlarımıza şu talimatı verdik. Bulunduğunuz, yönettiğiniz beldede ister cami, ister cemevi, ister kilise, ister havra, neyse, insanlar nerede Allah'a ibadet etmek istiyorlarsa orayı tertemiz yapacaksınız. Temizleyeceksiniz. Orada kirlilik olmayacak. İnsanlar gelecek, huzur içinde ibadetini yapacak. Dolayısıyla her türlü inanca saygı göstermek temel görevlerimizden birisidir. Kimlik. Herkesin kimliğine saygı duyacaksınız. Herkesin kimliğine. Hiçbirimiz anne ve babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama her birimizin kimliği kendi şerefimizdir. Kimliği siyaset konusu yapmak, kimlik üzerinden siyaset yapmak aslında o da büyük bir düşmanlıktır. Bizi ayrıştırır. Niye ayrışıyoruz? Niye kavga ediyoruz? Herkesin kimliğine saygı duymalıyız. Herkesin inancına saygı duymalıyız. Dolayısıyla yolumuza ya Türkiye'yi nasıl büyütürüz? Türkiye nasıl kalkınır? İşsizlik sorununu nasıl çözeriz? Siyasetin konusunun bu olması lazım. Ama biz buradan çıkardık. Dolayısıyla bu aileye üye olurken bu gerçekleri de bilmek ve savunmak zorundasınız. Üçüncüsü, herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Burada bizim karnemizin kırık olduğunu ifade edeyim.
Derler ya, doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar. Arada doğruları da söyleyeceğiz. Biz yeri ve zamanı geldiği bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne ya o kardeşim başörtüsünden? Sana ne? O kadının evinde huzur var mı yok mu sen bir ona bak. Çoluğu çocuğu işi var mı gücü var mı ona bak. Evinde engelli, hasta, yaşlı var mı ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık. Oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Herkesin. Yine bir şey daha. Kibir ve öç alma duygusu. Bundan arınacaksınız. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Kibirlenmek doğru değildir. Mütevazı olmak lazım. Bilgiçlik taslamamak lazım. Eğer siz kibirden uzak duruyorsanız, her şeyi ben bilirim egosundan uzak duruyorsanız halkın sorunlarına eğilirsiniz. Bilgi başka bir şeydir. Birikim başka bir şeydir. Deneyim başka bir şeydir. Yıllar önce bir gazetede okudum. Küçük bir hikaye anlatayım. Bir ressam, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da, çok güzel kuş resimleri yapmış. Çok güzel ama. Salonda sergiliyor bunları. Bir sürü ressam gelmiş. Entelektüeller orada. Tabloları satın almak isteyenler orada. Sanatseverler orada. Tabloları izliyorlar. Herkes son derece mutlu. Bakıyorlar ki bir köylü bir tablonun önünden hiç ayrılmıyor. Birisi merak etmiş. Tabloyu beğendiniz mi demiş. Evet efendim çok beğendim demiş. Satın mı alacaksınız? Bunu satın alacak param yok demiş. Ama bu tablonun önünden hiç ayrılmıyorsunuz demiş. Bu tabloda bir hata var demiş. Nedir hata demiş. Siz ressam mısınız? Yo ben ressam değilim demiş. Ama bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz demiş. Dala konarsa bu dal kırılır demiş. Şimdi bakın dedim ya akıl akıldan üstündür diye. Ressam doğayı yeteri kadar bilmiyor ama o köylü o kuşu da biliyor, ağacı da biliyor. Ağacı, o kuşun hangi dala konduğunu da biliyor. Dolayısıyla kibirden uzak durmak lazım. Herkesin inancına, kimliğine, düşüncesine saygı duymak lazım. Bizim eksikliklerimizden birisi, ben onu çok söyledim arkadaşlarıma, sizler de geldiniz, sizlere de söyleyeyim. Vatandaş size gelip derdini anlatacaktır. Soracaktır. Benim şu derdim var, sen partilisin, git anlat diyecektir. Lafı vatandaşın ağzına tıkamayacaksınız. Önce dinleyeceksiniz. Sabırla dinleyeceksiniz. Vatandaş sizi zaten bulmuş, bir derdini anlatacak size. Siz kalkıp da onun derdini daha dinlemeden hemen itiraz ederseniz bu da doğru değil. Tam tersine sabırla dinleyip arkasından haklısınız diyeceksiniz ve ondan sonra da kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız. Bu aynı zamanda sizlerle sade vatandaş arasındaki güven ilişkisini de güçlendirmiş olur. En büyük arzularımızdan birisi de siyasette güveni sağlamaktır. Güven olursa her şey olur. Vatandaş size güvenecek, siz de kendi vatandaşınıza güveneceksiniz. Bu çerçevede yapacaksınız. Efendim, ileride belki genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Her biriniz siyasette belli bir yere gelebilirsiniz. Yönetici konumda olabilirsiniz. Belediye meclisinde olabilirsiniz. Belediye başkanı olabilirsiniz. İl genel meclis üyesi olabilirsiniz. Efendim milletvekili olabilirsiniz. İleride inşallah Türkiye'yi yönetme konusunda hep beraber çaba harcar ve bunu gerçekleştiririz. Devleti yönetenlerin açık ve şeffaf olması lazım. Buna da inanmanız lazım. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Her biriniz. Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. O zaman şu soruyu her Cumhuriyet Halk Partili yöneticiye sormak zorundadır. Vatandaş adına. Bizim ödediğimiz vergileri nerelere harcadınız? Öyle ya, hesap vermek zorundadır. Devletin saydamlığı bunu gerektirir. Eğer bunu yaparsanız o zaman vatandaştan aldığınız verginin doğru yere harcandığını rahatlıkla açıklarsınız. Eğer yolsuzluk yapılmışsa, birileri malı götürmüşse bunu açıklamazlar. Bunun açıklanması lazım.
Her birinizin bunu düşünmesi lazım. Saydamlık kadar değerli bir şey yoktur. Yöneticinin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin emperyal güçler tarafından tehdit edilmemesi lazım. Bak ha, kızdırma beni, senin mal varlığını açıklarım dendiği zaman devleti yöneten şunu diyecek. Benim mal varlığımı açıklamazsanız namersiniz. Ben mal varlığımı siyasete atıldığım gün zaten kamuoyuyla paylaştım. Ne var benim mal varlığımda? Alın terimin karşılığıdır demesi lazım. Bu denmediği zaman demek ki bir sorunumuz var. Başka bir şey daha. Her biriniz Cumhuriyet Halk Partili olarak, inşallah rozetleri takacağız, alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilmek zorundasınız. Havadan para kazanmak değil, alın terinin karşılığını vermek zorundasınız. Birisi çalışıyorsa, üretiyorsa, evine helal ekmek götürmek istiyorsa, onun önündeki bütün engelleri kaldırmak zorundasınız. Az önce bir arkadaşımız konuştu. Operatörüm dedi ben. Mazot çıktı, alamıyorum. Fiyatı veriyorum, kimse gelmiyor. Nasıl geçinecek bu? Ama bu arkadaşımız paralarını götürüp kur korumalı mevduata yatırsaydı, bir, faiz alacaktı. İki, döviz arttıkça onun farkını alacaktı. Üç, hiç vergi ödemeyecekti. Hiç vergi ödemeyecekti. Ama siz fırından ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Bunu da anlatmak zorundasınız. En büyük adaletsizliklerden birisi de budur. Alın teri değil, köşende otur, keyfine bak. Paran var, yatırmışsın, garanti var, dolar garantisi var. Her türlü garanti var, bir de üstelik vergi vermiyorsun. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Her birinizin bu gerçekleri bilmesi ve ayrıca anlatması çok değerlidir. Anlatması lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, göçmenler, sığınmacılar. İki ana akım var. Bir, Suriye'den gelenler. İki, 1000 küsur kilometreyi aşıp Afganistan'dan İran'ı aşıp Türkiye'ye gelenler var. Sınıra gittim. İran sınırına gittim. Oradaki karakolu ziyaret ettim. Sınır kapısına uğradım. Dedim ki buradan kaçak Afganlar nasıl geliyor? Dediler ki buradan gelmesi mümkün değil. Biz herkese pasaport sorarız. Kameralar var. Buradan kimsenin pasaport vermeden geçme şansı yok. E nasıl oluyor? Kaçak geçişler var dedi. Sordum nasıl oluyor? Bir karakol diğer karakolu görüyor dediler. Sınırdaki bir karakol diğer karakolu görüyor. Ayrıca kameralar var dediler. Geçerken görünmemesi mümkün değil. İyi de binlerce kişi geliyor. Otobüse biniyorlar. Ankara'ya geliyorlar. Anadolu'ya geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Nasıl geliyorlar bunlar? İnsan kaçakçılığı var. Arkadaşlara dedim ki koca bir pankart hazırlayın. Bu genel merkeze asalım. Sınır namustur diye. Askerlik yapan bütün arkadaşlarım bilirler. Hudutta o yazar. Hudut namustur diye yazar. Oradan kimse kaçak giremez. Demek ki birileri paralarla, imkanlarla bu insanları Türkiye'ye sokuyor. Başka bir şey daha, Suriyeli kardeşlerimiz. Onlar bir savaştan, iç savaştan kaçarak geldiler. Kadınlar, çocuklar vesaire geldiler. Kucağımızı açtık, eyvallah. Kimsenin ölmesini istemeyiz, elbette. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Belli bir bölgede tutulmaz. Her türlü yardımı gene yapalım. Her türlü desteği yine yapalım. Avrupa Birliği mi verir, dünya mı verir, Amerika mı, Rusya mı, kim veriyorsa herkes bu tabloyu görecekti. Alınan yardım o insanlara verilecekti. Gerekirse eğitimi, sağlığı karşılanacaktı. Ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmeyecekti. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde daha fazla, Kilis gibi bazı illerde de Suriyeli nüfusu Türk nüfusundan daha fazla. E ne yapacağız şimdi? Söyledim.
bu Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde, Allah nasip eder iktidara gelirsek, kendi memleketlerine, Suriye'ye göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Nasıl göndereceğiz? Akılla mantıkla. Akılla mantıkla. Suriye'de önce gideceğiz, yönetimle oturacağız, konuşacağız. Ben bunu defalarca söyledim. Neyse, buna da adım attılar. Onlar da şimdi gidip görüşecekler. İnşallah başarılı olurlar. Bakın, önemli olan Türkiye. Oturacağız, konuşacağız. Diyeceğiz ki kardeşim, gel önce bir konuşalım seninle. Konuşacağız. Burada bizde mülteciler var, sığınmacılar var. Bunlar sizin vatandaşınız. Kendi ülkelerine gelmesi lazım. Bu yeter mi? Bu yetmez. Bu birinci adım. İkinci adım, bunlar gidecek ama bunların yolu, köprüsü, okulu, kreşi, hastanesi yok bunların. Savaş içinde bunlar. Bunları yapacağız. Kim? Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. Yani Avrupa Birliği fon verecek ki veriyorlar ama tek şartları var. Parayı nereye harcadığını benim bilmem lazım diyor. Bana hesabını vereceksin diyor. Dolayısıyla biz yolu, okulu, kreşi hepsini yapacağız. Diyeceğiz ki bak kardeşim yolun var, okulun var, kreşin var, hastanen var. Hepsini yaptık, evin de var, gel. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha yapmamız lazım. Bunlara can güvenliği sağlamamız lazım. Can ve mal güvenliği. Yani gittik, yaptık, yarın tekrar bunlara saldırı olursa ne olacak? Oturup Esad'la bir protokol yapmak lazım. Gerekirse Birleşmiş Milletleri devreye koymak lazım. Bu insanların can ve mal güvenliğini kendi ülkelerinde sağlamamız lazım. Esad'la yapılacak anlaşmalardan birisi de bu olmak zorundadır. Yeter mi? Gene yetmez. Bir şey daha yapmamız lazım. O bölgede bizim Gaziantep'li iş adamlarının çok sayıda fabrikaları vardı. Bunlar boş duruyor şu anda. O fabrikalar çalışacak. Suriyeliler orada çalışacak. İstiyorlarsa yaz tatillerinde turist olarak bize gelsinler. Türkiye'ye gelsinler. İstedikleri gibi gelirler. Bakın kimsenin burnu kanamıyor. Türkiye'nin şanına, şöhretine uygun bir şey yapıyoruz. Çünkü Suriye'de yaşayanlar bizim akrabalarımız aslında. Irak'ta yaşayanlar da bizim akrabalarımız. Orada Araplar var, burada da Araplar var. Orada Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada Ezidiler var, burada da Ezidiler var. Bazen arkadaşlarıma söylüyorum. Ezogelin çorbayı içiyorsunuz gayet güzel. Ama Ezogelini nereye gelin verdiğimizi hiç düşünmüyorsunuz. Suriyelilere verdik. Hala kız alıp veriyorlar. Dolayısıyla kavga etmeden bu coğrafyadan, kavga etmeden huzur ve barış iklimini egemen kılmamız lazım. Bunu yapacağım. Söz verdim. Bunu söylediğim zaman Suriye'den kaçıp gelen bazı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşları, kadın kolları İstanbul'da beni davet ettiler. Siz bizi nasıl göndereceksiniz diye. Ben bunları anlattım, bunları yapacağız diye. Söyledikleri şu oldu. Siz bunları yapın, biz hiçbirimiz burada kalmayız. Hepimiz gideriz, kendi ülkemizde çalışırız dediler. Huzur içinde. Dedelerimiz orada, babalarımız orada, mezarlarımız orada, anılarımız orada, her şeyimiz orada. Dolayısıyla biz oraya gideriz dedi. Evet, gitmelerini bu şekliyle sağlayacağız. Onlar da kendi ülkelerine gidecekler. O nedenle söyledim. Davulla, zurnayla göndereceğiz diye. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, onlar kaçak. Onları uluslararası hukuka göre alıp İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran'dan geldi. İran'a teslim edeceğiz. Kardeşim buradan geldiniz, kendi ülkenizi alın. Onlar ne yaparlarsa bilmiyorum ama kendi ülkeleri değil, hangi sınırdan bize gelmişlerse o sınıra iade edeceğiz. Başka bir şey daha. Adalet derken beğenmediğiniz, düne kadar kızdığınız insanlar eğer haksızlığa uğrarsa onlar için de adalet istemeyi unutmayın. Adalet sadece sevdikleriniz için değil. Kainatın düzeni adalet üzerine kurulduysa, bir kişi haksızlığa uğradıysa, o haksızlığa karşı susmayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel karakterlerinden birisi de budur. Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında duran dilsiz şeytan olmayacağız. Şen Yaşar ailesi, Şanlıurfa'da. Çocukları öldürüldü. Eşi öldürüldü. Üstelik hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Bu kadının bir oğlu var, o da hapiste tek başına duruyor. Şimdi bakınız, bu kadın
Sadece adalet istiyor. Türkçe bilmiyor. Gittim kendisini ziyaret ettim. Türkçe bilmiyor. Bildiği tek Türkçe kelime adalet. Şimdi bu kadının adalet duygusu, adalet istiyor. Kocam öldü, çocuklarım öldürüldü. Bir oğlum hapiste tek başına kalıyor. Ya katilleri bari yakalayın. Bari tutun. Hastanede bu kadıncağızın kocası öldürülüyor. Kafasına tüp vurularak katiller ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ve bu kadın tek başına oturmuş. Adalet diye elinde bir pankart var. Küçük bir afiş var. Şimdi bu kadının duygularına ve adalet beklentilerine bu toplum olarak cevap vermezsek, o zaman Allah aşkına bizim insanlığımız nerede kalır? Nerede kalır? Biz adalet duygusunu hem büyütmek hem adalet duygusunu güçlendirmek zorundayız. O kadına gidip kadının hakkı varsa hakkını aramak zorundasınız. Aksi halde olmaz. Adalet benim için olsun, diğerle benden sonra tufan. Benden sonra tufan bizim inancımıza da aykırıdır. Kültürümüze aykırıdır. İnsanlığımıza aykırıdır. Böyle bakmak lazım. Bize geldiniz, bize katıldınız. Bu söylediklerimi unutmayın. Bundan sonra da çok şey söyleyeceğim. Onları da unutmayın. Yolsuzluk yapanları da unutmayın. Kul hakkı yiyenleri de unutmayın. Siyaset halka hesap verme sanatıdır. Bir daha ifade edeyim. Siyaset halka hesap verme sanatıdır. Nasıl hesap verirsiniz? Çünkü devleti yönetenler parayı onlar toplarlar. Parayı da onlar harcarlar. Yani Beytülmal'e el uzatmazlar. Uzatılmamalıdır. Devleti yöneten Beytülmal'e el uzatırsa bu iş olmaz. Fakirin fukaranın hakkı yenir. İşsizlik var. Niye işsizlik var? Bugün Türkiye'nin yaşadığı trajedi nedir biliyor musunuz? Şudur. Türkiye'nin yaşadığı trajedi şudur. Ben, babam ilkokul mezunuydu. Okulu bitirdiğimde veya diğer kardeşlerim çalıştığında babamızdan daha yüksek aylık alıyorduk. Daha iyi geçiniyorduk. Ama bugün bizim çocuklarımız mezun olduklarında bizden daha düşük aylığa mahkum ediyorlar veya işsiz kalıyorlar. Yaşadığımız trajedinin temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla her birimiz toplumu hem aydınlatmak, Cumhuriyet Halk Partililerin görevi de odur. Toplumu aydınlatmak, doğruları söylemek ama aynı zamanda iyi insanların yönetime gelmesi için çaba harcamaktır. Bize katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Biz güçlü bir aileyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti savunan bir aileyiz. Herkesin inancına, kimliğine saygı gösteren bir aileyiz. Bizim iki geleneğimiz vardır. İki temel geleneğimiz vardır. Bu geleneği de lütfen unutmayınız. Ta Mustafa Kemal Atatürk zamanından kalan bir gelenektir. İki konuda siyaset yapmayız. Yapmayız, yapmayın derler bize. Bir, din konusunda, iki, askerlik konusunda. Yani Genelkurmay ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasete malzeme etmeyin. Bunlar ayrıdır. İkisi de farklı yerlerdir. Bu nedenle biz din konusunda mecbur olmadıkça inanç konusunda konuşmayız. Herkesin inancına saygı gösteririz. Bizi suçlarlar. Cumhuriyet Halk Partisi şöyledir, Cumhuriyet Halk Partisi böyledir. Cumhuriyet Halk Partisi şunu yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi işte dinsizdir. Bir sürü şey söylerler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk İmam Hatip Okulu'nu, ilk İmam Hatip Okulu'nu açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk İlahiyat Fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kur'an'ın Türkçe mealini ilk hazırlayıp vatandaşa bedava dağıtan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kur'an'ın daha sonraki mealini Elmalı Hamdi Yazır'a hazırlatıp onu da vatandaşlara dağıtan yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Osmanlı döneminde bakımsız kalan, camilerin onarımını yapan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu da unutmayın. Bunları bir yerde söylemek için değil, hafızanızın bir köşesinde tutun. Eğer bu konuda tereddüt edenler olursa, onu da
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kitabı var. Gerekirse o kitabı size tavsiye ederim. O kitapta bunların hepsi ayrıntılı olarak da yazar. Dolayısıyla inanç Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Bu ilişki bizim manevi dünyamızın zenginliğidir. Bu zenginlik bize aittir. Başka birisine ait değil. Yani insana aittir. Bu çerçevede bakmak lazım. Hoş geldiniz tekrar. Şeref verdiniz. Sizlerle beraber olmak benim için de büyük bir onur, büyük bir gurur. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, izin verirseniz. Şimdi yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takacağız. Arkadaşlarım kürsüyü alabilirlerse, öncelikle bir kürsüyü alalım lütfen. Şunu şuradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. Evet efendim. Öncelikle Resul Mustafa Eken'i buraya davet etmek istiyorum. Çok öne çık. Şükriye Kahraman. Ali Akkuş. Fatma Bıçakçıgil. Hilmi Arslan. Sevgi Dal. Yılmaz Yazıcı. Fatma Arslan. Ahmet Ökten. Aydın Akışın. Gökhan Arasan. Orhan Çiçek. Adil Fidan, Hilal Tunka, İbrahim Ertaş, Şevin Dursun, öncelikle rozetlerini takacak Sayın Genel Başkanımız. Buradan ayrılmayacağız lütfen. Böyle gelirseniz fotoğraf çekileceğiz hep birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Gücümüze güç kattınız. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinden 81 ilden gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüne güç katan değerli yol arkadaşlarımıza Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. Daha sonra hep birlikte bir günün anısına anı fotoğrafı alacağız efendim. Buradan ayrılmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda partimize yeni katılan yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Ayrılmıyoruz buradan. Evinize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz efendim. Bugün toplamda 235 yeni yol arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Sayın Genel Başkanımız 235 yeni yol arkadaşımızı temsilen 18 arkadaşımıza rozet takıyor. Hoş geldiniz efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. 81 ilden aramıza katılan değerli yol arkadaşlarımız var bugün. 81 vilayetten aramıza gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. Efendim bugün toplamda 235 yeni yol arkadaşımıza temsilen 18 arkadaşımıza Genel Başkanımız rozetlerini takıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ayrılmıyoruz efendim. Fotoğraf alacağız toplu.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. 81 ilden aramıza katılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Evinize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 235 yeni üyemize, yeni yol arkadaşımıza temsilen 18 arkadaşımıza rozetlerini takıyor. Hoş geldiniz diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hep birlikte anı fotoğrafı alacağız efendim. Buradan ayrılmıyoruz. Hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu tarafa da gelebilirsiniz. Bu tarafa gelin lütfen. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor arkadaşlarımızın. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 235 yeni yol arkadaşımız katılıyor. Buradan ne bilirsiniz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Şimdi toplu fotoğraf alacağız efendim. Şimdi toplu fotoğraf alacağız. Eğer fotoğrafçı arkadaşlarımızla biraz geri gidebilirseniz sizler de fotoğraf alacak arkadaşlarımız. Biraz geri gidebilirsiniz lütfen. Bir adım geri giderseniz. Toplu fotoğraf alacağız efendim. Şimdi değerli konuklarımız da bu platformun önüne gelsinler lütfen. Diğer konuklarımız da gelsin. Diğer konuklarımız da gelsin ön tarafa. Şöyle gelin efendim bu tarafa. Bu tarafa gelin lütfen. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin lütfen. Hep birlikte bir fotoğraf çektireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi toplu fotoğraf alacağız. Oradaki konuklarımız da böyle gelsinler lütfen. Buraya doğru geliniz lütfen. Geliniz bu tarafa doğru. Olduğun yerde dur. Tamam. Bu tarafa doğru gelin efendim. Toplu fotoğraf alacağız. Toplu fotoğraf alacağız hep birlikte. Fotoğrafçı arkadaşlarımız masa bölümlerine geçebilirlerse toplu fotoğraf alacağız. Buraya daha fazla çıkmayalım ama olur mu? Bu platforma fazla çıkmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Abla bana bir müsaade eder misin? Efendim sizi şöyle alalım. Böyle alalım Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılan yol arkadaşlarımıza rozetlerini taktı Sayın Genel Başkanımız. Efendim şimdi anı fotoğrafı alacağız.
Şimdi anı fotoğraf alacağız hep birlikte. Anı fotoğraf alacağız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Rozet takma. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi toplu fotoğraf alacağız. Toplu fotoğraf alacağız şimdi. Ablacığım bırak da gitsin. Gitsin Allah Allah. Ben onu göndermeye çalışıyorum, sen tutuyorsun. Geç ablacığım. Çok teşekkür ediyoruz efendim.